Antakya'da rehber devam ediyor. Kuzeytepe'ye geldik. Az sonra sizinle tanıştıracağım ev sahibimizi. Şimdi biz Antakya çekimleri için hazırlıklarımızı yaparken tabii ağırlıklı olarak konuştuğumuz konular vardı. Sonra bir ara konuşurken ya dedik ki bu Antakya'da, Hatay'da kahvaltı kültürü var mı yok mu? Dediler ki öyle bir kahvaltı kültürü vardır ki burada. Eğer bunun hakkını vererek hazırlanırsa Hatay'dan, Antakya'dan başka yerde de bu lezzetleri ne görebilirsiniz ne duyabilirsiniz. Kuzeytepe'ye Serkan Çiftçi'nin yanına geldik. Aslında onu herkes muhtar olarak tanıyor. Babam muhtar. Babanız muhtardı. Babam 20 yıllık muhtardı. Önce bir merhabalaşalım. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani bunu samimi söylüyorum. Hani tanışalı 2 gün oldu ama sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Dün akşam bir başladık çay içmeye. Sabah çayımıza devam ettik. Yani ortaya da keyifli bir kahvaltı sofrası çıktı. Şimdi siz aynı zamanda yıllarca Gastronomi Derneği'nde yöneticilik yaptınız Hatay'da. Ya Hatay'ın kahvaltısı var mıdır? Vardır kesinlikle. Her şey Hatay'da var. Peki niye ön plana çıkmadı şimdiye kadar hiç bu kahvaltı? Yani çıkmış aslında ama reklam eksikliğinden dolayı çıkmadı. Şimdi biz kahvaltı denilince işte hep domates, peynirden başlarız. Ben Uzun Çarşı'da gezerken bir tezgahın önünde kuyruk gördüm. Sevgili Zekiye ablam bana dedi ki, Mert dedi, burası dedi çok özel bir peynircidir ve bizim dedi Hatay'ın peynirleri meşhurdur. Sizin peynirleriniz Hatay, Antakya peynirleri mi, dışarıdan mı? Hatay, Antakya peynirleri hepsi. Nedir özelliği? Özelliği yani yöresel olması. Biz mesela Antakya dışında çıktıktan sonra hiçbir şeyi yiyemiyoruz. Ne et yeriz, ne peynir yeriz. Yani bizim çiftliklerimizde, bizim şehrimizde yetişen ürünleri kullanıyoruz genelde. Şimdi bildiklerimi tamam da. Mesela bir şey görüyoruz burada, sıcak, hala sıcak, güzel bir sunum. Yani siz söylemesiniz ben inanın ne olduğunu bilemem. Menemen. Nasıl menemen? Bu menemeni bir ben yapayım. Bu Antakya usulü menemen herhalde. Antakya usulü menemen, evet. Soğanlı mı? Soğanlı tabii ki. Soğanlı, domatesli, biberli. Şimdi patates kızartması özellikle çocuklu aileler için efendim çok önemli bir konu. Yani isteyen tabii donmuşunu yer ama burada anne usulü diyorsunuz, evet, herhalde. Anne usulü, evet. Yerli patatesten. Niğde'den mi geliyor? Niğde'den kesinlikle. Niye, başka yerden? Biz yetiştiremiyoruz patates. Güzel böyle sosuyla. Şimdi gelelim sizin önünüzdekine. Bu nedir efendim? Hatay'ın yöresel ürünlerine has çökelek salatası. Neler var bu çökelek salatası? Taze çökelek salatasının içinde neler var İçinde, Serkan Bey? Biber salçası var, baharatları var, soğan var, domates var, biber var içinde. Acı mı biber? Samandağ biberi mi yoksa biraz? Samandağ biberi. Olmazsa olmaz zaten yani. Biz zaten bibere biber demeyiz samandağ biberi olmadıktan sonra yani. Yani şöyle söyleyeyim. Hani kahvaltıda israfın da önüne geçer. O biberi yedikçe başka türlü geçmeyeceği için dışarıdan geliyorsanız masada ne var ne yok hepsini dışarıdan yani gelen yabancılar mutlaka yer. Gerisine çünkü o tatlanacaksınız. Yani sahiden müthiş bir lezzet. Bir de şöyle bir özelliği vardır. Tabii Serkan yılların ustası. Şimdi samandağ biberini yemeye başladıkça anlamazsınız. Dibine doğru acısı keskinleşir diye biliyorum. Kesinlikle. Hani düşmanın varsa ve bir acıyı sevmiyorsa dibini yedir. Aynen. Görsün dibini. Dibini, samandağ biberin dibini görsün bir yani. Görsün yani. Humus mu? Yok değil. Humus, abuganuç. İkisi bir arada. Evet. Bu da Hatay peyniri. Humus ve abuganuç. Şimdi humusu biliyoruz. Evet. Nohutlu. Evet. Nohutlu, yağlı. Tahinli. Siz tereyağlı mı yapıyorsunuz, zeytinyağlı mı? Bu kahvaltıya bu şekilde sunum yapıyoruz. Zeytinyağlı veriyoruz ama tereyağlı da var, zeytinyağlı da var ayrıca. Peki yanındaki de babaganuş. Babaganuş, evet. Buna abuganuş diyor. Abuganuş, evet. Ne demek babaganuş? Abuganuş yani ganucun anası yani hani böyle bir çocuğunuz olur, özel bir çocuğunuz olur, böyle üstüne düşersiniz, özel bir ilgi gösterirsiniz. O şekilde abuganuş diyor böyle. İhtinala yetiştirilmiş bir çocuk gibi. Pişmiş domates, patlıcan ve biber. Bunlar piştikten sonra soyuluyor, doğranıyor. Biraz sarımsak, zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyerek tuzunu ekledikten sonra muhteşem bir kıvama geliyor. Meze şeklini alıyor. Şimdi peynirden bahsettiniz. Ona evet, devam peynir edelim. De Hatay Sayın peyniri muhtarım. Özel. Şimdi muhtarın, madem muhtarın yerindeyiz, her şeyi şöyle tüm detaylarıyla anlatalım. Evet. Bu da Hatay'a has özel haşlanmış peynirimiz bu. Haşlanmış peynir. Haşlanmış peynir. Üzerine birazcık tereyağı dökerek fırına veriyoruz.
fırında yaklaşık bir 8-10 dakika kaldıktan sonra kızartarak. Şimdi bu sabah için ağır değil mi? Bu normal meze mi? Şimdi yani efendim şunu söyleyeceğim. Şimdi Serkan gerçekten çok samimi söylüyorum. Meze konusunda yani almış başını gitmiş bir şef, usta, ustaların ustası. Şimdi biz programın ilerleyen dakikalarında o özel mezeleri de ekrana getireceğiz. Acaba sofra karıştı mı diye tereddütüm var. Yani şimdi bu kahvaltılık bir meze mi? Evet, kahvaltılık. Yani nedir? Bizde kahvaltılık. Biz yani genelde kahvaltılarımızda etimiz var yani. Artık patlıcan yoğurtlamayla bir Ali Nazik türü şeklini. Ya ben sabah patlıcan, Ali Nazik, yoğurt bir şey söyleyeyim ya. Ben sahiden cennetteyim Antakya'da ya. Kesinlikle vallahi cennetteyim. Yemin ediyorum cennetteyim aynen, ya. Aynen kesinlikle cennettesiniz. Ben buna da böyle çatalla matalla yemem kardeşim. Kaşıkla da yemem. Ben bak ekmeği bir göster abicim. Bu ekmek böyle sıcak çıkıyor ya. Ben ekmekle bunu böyle girerim buradan. Öbür ucundan çıkarım kalanını da indiririm. Aynı şekilde. Ya kolay kolay da beni böyle iştahla anlatırken bir yerde göremezsiniz. Ben kamera karşısında yemiyorum. Zaten şu an yüzlerce binlerce Antakyalı Hataylı dostum kulaklarımızı çınlatıyor. Ya da buralara gelip bu lezzeti bir kere görmüş olanlar bile şu an ekran karşısında eriyor. Yani onlara da hak veriyorum. Üzerine de kavurma mı o? Neresi etin o? Et. Patlıcan yoğurtlamanın üzerinde. Et yani neresi? Fitilden. Kuzu değil. Fitilden. Dana eti fitilden. Yani hayvanın en yumuşak yerinden yapılan, ince doğranmış, soslanmış, sonra da kavrulup üzerine dökülmüş bir etimiz. Yanındakine geçelim. Yanındaki tuzlu yoğurdumuz. Yine tansiyon hastasıyım diye gıcığına mı getirdin onu? Hiçbir şekilde tansiyona dokunmuyor, es geçiyor bu özellikle. Farkındaysan çayı bile açık çay içiyorum. Kesinlikle. Sen de beni bu da zeytin salatamız zaten biliyorsunuz. Çekirdeksiz taze zeytin salatamız. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Ben Ege'nin de zeytinini severim. Çok lezzetlidir. Ama şu böyle televizyonun karşısında böyle çekirdek gibi yenen bir zeytin ve yine Antakya'dan başka bir yerde bu lezzeti yakalamanın imkanı yok. Sonra da Osmaniye. Sonra da Osmaniye diyor. Burada çökeleğimiz kurutulmuş. Kuru çökelek. Efendim yıllarca ekranlardan tanıdığınız sevgili Melike İlgün kardeşim İskenderunludur. Ve ben ne zaman İskenderun'a ya da Hatay'a gelsem kulaklarımı çınlatır. Ben de ona inadına mesaj yollarım. Bana hep der ki bütün yediğin içtiğin senin olsun. Allah cezanı verecek der. Ama der şu biberli ekmek var ya, işte bu bizim Melike bunun için ölüyor İstanbul'da. Yani İstanbul'da da denemiş ama diyor memleketimde aldığım tadı alamıyorum. Yani bunda ne var abi, bunun sırrı ne? Sırrı bizim hamurundan tutun susamına kadar, çökeleğinden tutun da kendi baş biberimiz, ürettiğimiz baş biberimize kadar. Yani her şeyle özel, zeytinyağı özellikle başka bir tat yani. Antakya dışında yok. Biberli ekmek olarak şu yeresi başka bir adı var mı? Yok, katıklı ekmek, biberli ekmek. Öyle o şekilde. Ve tabii ustamız kaçta göz arasında bir pide gibi bir şey hazırladı evet, herhalde. Kaşarlı pidemiz, o da kahvaltılarımızda mevcut. Şimdi Serkan Beyciğim, aslında muhtarım öyle söyleyeyim. Biz Antakya'ya Kuzeytepe mevkiine geldik, sizin mekanınızda oturduk. Şimdi şu masa kaç kişiye yeter? 4 kişilik masamız bu. Bu 4 kişilik. Hı hı. Ama tüm bu masada olan ürünlerden istiyorum. Yani ne varsa. Humusu, abaganuşu, çökelek salatası mıydı? Tabii siz istemiyorsunuz kahvaltıya geldiğiniz zaman. Bunların hepsi geliyor mu? Bunların hepsi gelecek yani. Üstüne meyve de geliyor. Tabii meyve de geliyor. Kaç lira ödeyeceğiz 4 kişi? 4 kişi işte 45-180 lira. Bak şu sofrayı 180 liraya veremez. Bugün lira. Bugün öyle. Yok ciddi. Normalde de gelse yani 180 lira biraz daha pahalıdır 4 kişiye. Yok. Şu anda böyle fiyatlar. 45 lira kişi başı. Künef, şimdi programda ilerleyen dakikalarda künefe göreceksiniz. 15 lira dediler. Yani ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de en güzel lezzetleri en hesaplı bir şekilde yiyebileceğiniz şehirlerin başında Hatay, Antakya geliyor. Buna imzamı atıyorum efendim. Evet. Şimdi ben biraz dolaşacağım.
Bu arada zeytini de özeldir bölgenin. Zeytinyağı da hani biraz daha böyle aroması baskındır. Ben severim böyle ekmekle yemeği, bayılırım. Şimdi bunu ekrana getirelim. Ben gideceğim. Dolaşacağım yerler var. Ekrana getireceğim konularım var. Ondan sonra asıl kahvaltıda özel ama asıl Serkan Çiftçi'yi Serkan Çiftçi yapan mezeleri diye biliyorum. Doğru mu? Doğru. Mezelerin başında ben önce bir kahvaltının enerjisini atayım. Mezelerin başında buluşalım, olur mu? Tamam, olur. Hatta beraber gelirim mutfağa. Tamam, olur. Hoş gelmişsiniz. Eline sağlık.